Değerli dostlar, bütün bir hafta boyunca öne çıkan en güzel ve en kıymetli haberleri programımızda sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım efendim. O hayatını şifalı bitkilere adamış biri. Bursa'da dağ bayır gezerek nesli tükenmekte olan bitkileri toplayıp insanlara şifa dağıtmaya çalışıyor. İznik ilçesinde yaşayan Akif Tekin, aile fertlerinden birini amansız hastalıktan kaybedince kendisini şifalı bitkilere adadı. Ben hayvan güderken aslında evet. Sulu yerdeki bitkileri susuz yere götürürdüm, susuz yerdekilerini sulu yere getirdim. Evet. Derken bu içimde bir haves oldu, evet. Şifalı bitkilerine. Yakında akrabam hastalandı, evet. Ve bunları araştırmaya başladım. Tekin, Samanlı dağlarından topladığı 500 çeşit şifalı bitkiyi bahçesinde çoğaltarak hastalara derman olmaya çalışıyor. Şu ana kadar 500 çeşit şifalı bitkiye ulaştım. Dağ tepe demeden, kış yaz demeden, usanmadan ben bu bitkileri araştırıyorum. Ve nesli tükenen bitkileri de bulup getirip bahçemde çoğaltıyorum. Ne yapıyorsunuz bu bitkileri? Bu bitkileri şifa arayanlara gelir, beni bulur Türkiye'nin dört bir tarafından. Evet. Nesli tükenen bitkileri var. Akif Bey, Türkiye'nin her yerinden şifa arayanlara ot veriyor. Biz bunları yetiştiriyoruz. Ve meraklılara da yardımcı olurum her zaman için. 100 çeşit nesli tükenen bitki elimde mevcut. Yani... Fakat şifalı bitki olarak 500 çeşit bitki var. Vatandaşların arayıp da bulamadığı bütün şifalı otlar onun bahçesinde var. Aynı zamanda Tekin yetiştirip kuruttuğu bu şifalı bitkileri aktarlara da veriyor. Genelde şimdi şu an bahçemde benim 100'ün üzerinde şifalı bitki var. Nesli tükenmiş mi? Nesli tükenmek üzere olan ve tükenmişler var. Evet. Ben bunları çoğaltıyorum burada. Ne var mesela nesli tükenmişler? Mesela şu bir tür çeşit salep. Dağ salepi. Nesli tükenme. Nereden topluyorsun sen bunu? Ben bunu dağlardan toplayıp getiriyorum. Burada bahçemde yetiştiriyorum. Bu... Çoğaltıyorum. Değerli dostlar, kimimizin iyi bildiği, kimimizin ise son zamanlarda çok sık rastladığı bir hayvanı izleyeceğiz. İguana. Ürkütücü görüntüsüyle onu seveni de var, korkanı da. Lakin bu aralar çocukların ilgi odağı. Önce biraz korktular, sonra sevip şaşırdılar. Amcam, sevmek ister misin? Abi düşecek! Abi. Düşmez. Eski şehirli çocuklar ve vatandaşlar şu sıralar iguanalara ilgi gösteriyor. İlginç bakışları, yavaş tavırları, ürkütücü görüntüsü olan iguanalar herkeste merak uyandırıyor. Ben çok beğendim. İlk defa iguanayı koluma aldım. Ama kuşları falan, tavşanları falan sevmiştim. Biraz korktum, biraz sevindim. Garipti. Derisi çok değişik olduğu için ilk defa böyle bir hayvan aldım koluma. Bunun için hem korktum hem de şaşırdım. İguanaları kimi çok seviyor, kimi ise tiksiniyor. Sürekli gördükleri bir hayvan değil sonuç olarak. Elini almak isteyen var, sevmek isteyen var, dokunmak isteyen var böyle. Hani teni nasıl falan diye. Soğuk hayvanlar diyorlar ama ilgi bayağı var. Genellikle çocuklar ilgileniyorlar. Aslında tropikal iklimden gelen iguanalar burada da bazı şartlar ve yiyeceklerle beslenebiliyor. Bitkisel besliyorlar. Biz burada marul, şu an gördüğünüz gibi roka veriyoruz, maydanoz veriyoruz. Üzüm yiyorlar, seviyorlar bunları. Bitkisel besleniyorlar yani. Evcil hayvan olarak satılan bu iguanalar ortalama 15-20 yıl yaşıyor ve boyları 1,5-2 metre arasında değişebiliyor. Değerli dostlar, eskiden sokaklarda ayılar oynatılır, sokaklar bu şekilde şenlendirilirdi, bilirsiniz. O ayılardan günümüzde hala var, lakin Bursa'daki ayı barınağı ve rehabilitasyon merkezindeler. Ortak özellikleri ise hepsinin birer hikayesi var. Türkiye'nin birçok ilinde başlarından geçen üzücü olayların ardından sakat, kör, öksüz, yetim kalıp Bursa'daki barınağa getiren ayılar hayatlarının geri kalanını burada geçiriyor.
Türkiye'nin tek ayı barınağı Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi. Bir zamanlar sokakları neşelendiren, filmlere hatta deyimlere konu olan, sokakta oynatılarak kötü muameleye maruz kalan ayılar yine bu amaca karşı olarak 93 yılında kurulmuş bu tesiste barınıyor. Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında toplanan dansçı ayılardan 4 tanesi halen barınakta hayatını idame ettirirken, baharla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar en keyifli dakikalarını elma yerken geçiriyor. Ben Burak, yaklaşık 8 yıldır buradayım. Severek yapıyorum işimi. Bu iş gönül işi aslında. Hani böyle bir dışarıdan iş gibi gözükse de aslında sevda bunlar. İşte ayılara bakıyoruz. Hepsini tek tek ne yaptıklarını, ne ettiklerini. Aynı zamanda işte kış uykusuna yatıp yatmadıklarını, her şeyin bir bir ilgileniriz onlarla. Nasıl bir benzetme olur buna? İnsanlar nasıl ayrılıyorsa bunlar da ayrılabiliyor aslında. Size göre hepsi birbirine benziyor ama biz hepsini tek tek ayırabiliyoruz bunların. Barınakta birbirinden ilginç hikayesi olan ayılar da var. Tabii ki hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Buraya gelişleri var. Hepsi farklı yerlerden gelmişler. Kardeş olanlar var. Hepsi acı çekmiş, öyle söyleyeyim. Oynatılan ayılar geldi. 1994 yılında oynatılan ayılar getirildi buraya. Öyle kuruldu. Daha sokaklarda oynatılan ayılar. Daha sonra yaralı yardıma muhtaç ayılar bulmaya başladı doğada. Bunlar getirilmeye başladı. Bu şekilde burası büyüdü. 2006'da Artvin'den geldi. Gözlerinde saçma. Onu %100 görmüyor. Sese, kokuya olarak geliyor. Bir de ayrıyetle cesur denilen bir ayımız var. O da tuzağa düşüyor. 3 ayak yani. Kesildi hayvan, öyle geldi buraya. Böyle ayılarımız da var burada yani. Remzi denilen bir ayımız var. Bu nedir onun? Nasıl? O da bu Kastamonu'dan donmak üzere bulundu. Böyle geldiğinde yürüyemiyordu, sürünüyordu. O çok etkiledi beni, devamlı ağlardı. Yanından ayrılmazdı. Aliş, Paul. Değerli dostlar, bazı insanların içi 40 yıl geçse de çocuktur. Çocukluk bastırılamayan bir duygudur, çocukluk bir tutkudur. Şimdi 40 yaşındaki bir çocuğu izleyeceğiz. 12 ülkeyi oyuncaklarıyla geziyor ve o içindeki çocukluk duygusunu hiç bastırmamış. İzleyelim efendim. Ne para ne de pul. Oyuncak sevdası koleksiyoner yaptı, dünya turu başlattı. İstanbul'da çocukluğundan bu yana biriktirdiği oyuncakları evinin bir odasında sakladı. Şimdi ise oyuncaklarıyla dünyayı geziyor. Her çocuk oyuncak sever. Oyuncaklarından ayrılmaz. İşte yani gece yatarken yanına koyduğu ayısı vardır ya da işte hiç canından ayırmadığı topu vardır şeydir. Ben o bağı koparmadım. Ulaş Şentürk 40 yaşında bir adam. Lakin onun çocuklar gibi çocukluğundan kalan oyuncak aşkı hiç sönmemiş. Zaman zaman çevresinde dalga konusu olsa da oyuncak sevdasını gittiği mekanlara göre de hikayeleştirip fotoğraflıyor. Onun için oyuncak bir yaşam tarzı. Hala bu oyuncaklarla dolaşan arkadaşımız işte atsan atılmaz, satsan satılmaz diye hani güya şey yapıyorlar, övüyorlar ama. Üniversiteye başladığım zamandan itibaren profesyonel oyuncak koleksiyonerliği yani kutulu biriktirme, belli bir seriyi takip etme, hani bu ürüne bu konsepte odaklanacağım diye sürdürdüğüm bir hobi haline geldi. 96'da başladım kutulu olarak toplamaya. Daha da bir etkin kullanımı ne olabilir dedikten sonra fotoğraf işine girmeye karar verdim. Bir etkinliğe gideceksem işte hani konsere gideceksem o dinleyeceğim gruba uygun bir şey var mı elimde? Filme gideceksem o filmin karakteri bende var mı? Bunlara göre şey yapıyorum işte yani vizyona giriş tarihinde o şey yani filmin karakterleriyle fotoğrafını çekiyorum mutlaka. Tenten, Batman, Homer Simpson ve daha niceleri. Ulaş Bey'in 550 oyuncağı var ve oyuncaklarıyla bugüne dek tam 12 ülke gezdi. İlk defa Homer Simpson figürüyle tatile çıkan Şentürk, oyuncağını Güney İtalya'dan Sicilya'ya kadar fotoğraflamış. 500 küsur
küsur. Yani 550'ye yakın oldu. Evet. İlk seyahate çıkan karakter bu Simpson'ların baba figürü Homer Simpson'ın çok sevdiğim bir şeyi var, figürü var. Onu uzun zaman hiç yanımdan ayırmadım. Roma'dan aşağıya bütün Güney İtalya'dan işte Çizmen'in burnundan Sicilya böyle 15-20 günlük turda bayağı bir yerde fotoğraflamıştım. O oyuncak koleksiyonerliğini profesyonel anlamda yapıyor. Ulaş Bey'in bu ilgisine sosyal medyadaki takipçilerinden de ilgi büyük. Onun gibi diğer oyuncak sevdalıları da onun peşini bırakmıyor. Elle tutulur bir şeyden uzaklaştılar artık. Hani sanal dünyada daha mutlular herhalde. Yani genel bir de trend o. Yani hani kendi oynamasa da, yani oyun oynamaya devam etse de arkadaşları bilgisayar oyunu oynuyor. Oyuncakları görmek için gelen yani çocuklar oluyor. Değerli dostlar, evinizden çıkıyorsunuz. Bir AVM'ye gidiyorsunuz gezmek için ve bir bankamatiğin önüne geldiğinizde 1800 lira para buluyorsunuz. Ne yapardınız? Bakın İnegöllü Okan ne yaptı? İzleyelim. O örnek bir vatandaş. Her şeyin ötesinde dürüst bir insan. Okan Çelebi onun adı. Bir süre önce gezmek için bir AVM'ye giden Okan, AVM bahçesinde yerde bir adet 100 TL buldu. Birkaç adım daha attı ve yere saçılmış yaklaşık 1800 TL buldu. Sedef Pastanesi'nin oradan direkt bu tarafa doğru AVM'nin oraya gitti. Değil mi? AVM'nin tam girişinde baktım yerde bir 100 lira var. Etrafa baktığımda paralar bayağı saçıktı. Toplamaya başlarken orada bir tane daha bayan var, Suriyeli. O da yardım etti bana, zaten direkt verdi. Bir etrafa bakındım, kameralara baktım. Okan hiç düşünmeden 155'i aradı ve polise paranın sahibi bulunması için parayı teslim etti. Finansman kısmında oradaki kamerada vardı. Dedim tek çare polisi aramak. Ne kadar para buldu? 1870 lira vardı. Aynı durumda kalmanın, para kaybetmenin üzüntüsünü henüz bir süre önce yaşayan Okan herkese örnek oldu. Daha önce 2-3 ay önce de benim 8 lira düştü cebimden. Bayağı bir sıkıntı çekmiştim. Yani kredi çekmek zorunda kaldım. Taksitimi ödemek için. İnşallah bulunur sahibi. Yani rahat eder. Değerli dostlar, size en güzel haberleri anlatan Hayat Güzeldir programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.